Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kur'an'ın kaç ayet olduğu hususunda alimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kur'an'ın tümü için herhangi bir ihtilaf mümkün değildir. Kur'an ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun bazı sebepleri vardır. 1. Ayetlerin tamamında veya Kur'an'ın umumunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani Kur'an'ın tamamı bellidir. Fakat alimler arasında ayet sayısında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyle ki, Kur'an'ı açtığımızda ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler vardır. İşte bazı alimlere göre bu iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Fakat bazı alimlere göre bu iki yuvarlakların aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir. Bu görüş ayrılığından dolayı ayet sayısında farklılık olabilir. Yoksa Kur'an'ın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir anlaşmazlık veya terslik söz konusu değildir. 2. Şafii alimleri Besmele-i Şerif'i başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde, Hanefi alimleri Besmele'yi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki Yasin, Hamim gibi huruf-u mukata için de benzer durum geçerlidir. 3. Ayrıca Kur'an'da bulunan durmayınız anlamına gelen la işaretinin olduğu yerlerin de birer ayet sayılıp sayılmayacağını da bu farklılığın başka bir nedeni olabilir. Bu ve benzeri nedenlerle Kur'an'ın bir harfinde bile değişiklik olmadığı halde ne kadar ayet olduğu konusu tam netlik kazanmamıştır. Elinizde bir kitap olsa, kaç paragraf veya cümleden meydana geldiği sorulsa, değişik anlayışlara göre farklı rakamlar çıkacaktır. Bu anlayış farklılığı kitabın azalacağı veya fazlalaşacağı anlamına gelmez. İşte Kur'an'da esas olarak içindeki her şey ile meydandadır. Ancak değerlendirme farklılığından rakamlar da farklı çıkmaktadır. Bu farklı sayımın bir sonucu olarak İbn Abbas 6616, Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısır alimleri 6226, Zemahşeri, İbn Huzeyme, Şeyhülislam İbn Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi ise 6666 ayet olduğunu söyler. Bugün elimizde olan ve dünyanın her tarafında bulunan musafların nizamı, Kufi ekolü alimlerinin Hazreti Ali'den rivayetle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama dayandırdıkları bir tertiptir. Bu Kur'an'daki mevcut ayet sayısı 6236'dır. Bu bizim de bizzat ayetleri sayarak elde ettiğimiz bir sayıdır. Ayetlerin sayısı elbette pek çok hikmete bakıyor. Fakat bu hikmetler sadece yekun olarak 6236 sayısına değil, aynı zamanda Kur'an'da kullanılan kelimelerin tekrarı, bu tekrarların yapıldığı ayetlerin sayısı, bir suredeki ayetlerin belli kriterlere göre ayarlanması, Allah'ın isim ve sıfatlarının belli bir adede uygun olarak belli bir sayıdaki ayetlerde yer alması gibi birçok ince hikmetleri vardır. Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa ilahi fermanı olan Kur'an, 23 senede ayet ayet, sure sure nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kendisine nazil olan ayet ve sureleri yanında bulunan sahabelerini okur, sahabeler de onu ezber ederler,
bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam vahiy katipleri vardı. Bunlar nazil olan ayetleri ve sureleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler. Gelen ayet ve surenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bildiriliyor. O da vahiy katiplerine tarif ederek gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Ayrıca Cebrail aleyhisselam her Ramazan'da gelir, o güne kadar nazil olmuş ayet ve sureleri Peygamberimize aleyhissalatü vesselama yeni baştan okurdu. Efendimizin aleyhissalatü vesselam vefatından evvelki son Ramazan'da Hazreti Cibril aleyhisselam yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hazreti Cibril aleyhisselam okumuş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dinlemiş, ikinci seferde ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okumuş, Hazreti Cibril aleyhisselam dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı. Bununla beraber Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağlığında Kur'an henüz müstakil bir cilt halinde bir araya toplanmış da değildi. Sayfalar halinde sahabeler arasında dağınık olarak bulunuyor, hafızalarda ezberlenmiş halde duruyordu. Fakat neyin nereye gireceği gayet kesin ve net şekilde bilinmekteydi. Nihayet Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hilafeti zamanında görülen lüzum üzerine Zeyd bin Sabit'in başkanlığında vahiy katiplerinden ve kuvvetli hafızlardan müteşekkil bir komisyon kuruldu. Kur'an'ın bir cilt halinde bir araya toplanma işi bu komisyona havale edildi. Ashabtan herkes elinde yazılı bulunan Kur'an sayfalarını getirip bu komisyona teslim ettiler. Hafızların ve vahiy katiplerin el birliğiyle çalışmaları sonunda sayfalar, sure ve ayetler Peygamberimizin aleyhisselamın tarif ettiği şekilde yerli yerine kondu. Böylece Kur'an Mushaf adıyla tek kitap haline getirilmiş oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında görülen lüzum üzerine bu Mushaf'tan yeni nüshalar çoğaltılıp çeşitli memleketlere gönderildi. Bugün elde mevcut olan Kur'anlar işte bu Kur'an'dan çoğaltılmıştır. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: "Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz." Bugün yeryüzündeki bütün Kur'anlar aynıdır. Hiçbir farklılık ve değişiklik yoktur. Ayrıca milyonlarca hafızın ezberinde bulunmakta, her an milyonlarca dil ile kıraat edilip okunmaktadır. Bu özellik Kur'an'dan başka herhangi bir beşeri kitaba nasip olmadığı gibi semavi kitaplardan hiçbirine dahi nasip olmamıştır. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.